Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ne pişirsem diyenler güveç lezzetinde tencere yemeği hazırlayacağız. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı alıyorum. Hemen üzerine yarım yemek kaşığı da tereyağı ekleyeceğim. Eriyen tereyağının üzerine yarım kilogram kuşbaşı doğramış olduğum tavuk göğüs etini ekliyorum. Tavuk etlerinin rengi değişinceye kadar ara ara karıştırarak pişmesini sağlıyorum. Şu şekilde kendi suyunu salıp tekrar toparladıktan sonra bir baş yemeklik doğramış olduğum kuru soğan ve 3 diş sarımsak doğradım. Onları ekliyorum. Soğanın kokusu çıkıncaya kadar bu şekilde kavuruyorum. Hemen üzerine 2 tane halka halka doğramış olduğum havuçları ekliyorum Tencere yemeğini sevenler, sulu yemek severler Gerçekten çok lezzetli ve bereketli bir yemek Bugün ne pişirsem diye düşünenler için de kurtarıcı son dakika yemeği diyebilirim bugünkü tarifime Soğanlar ve havuçlar kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı biber salçası, tuz, karabiber kimyon ve pul biber ekliyorum baharatlarıyla birlikte de şöyle karıştıracağım. Videomu bu aşamaya kadar izlediyseniz yorum kısmına soru görüş ve önerilerinizi bildirir misiniz? Ya da kanalımda hangi videoları hangi tarifleri e, görmek istiyorsanız bana da fikir vermiş olursunuz. Baharatları ile birlikte de bir süre pişmesini sağladıktan sonra şöyle yeniden bir karıştırıyorum. Hemen üzerine daha önceden haşlamış olduğum bir kase nohutum var. Onu ekliyorum. 2 tane defne yaprağı kullanacağım. Defne yaprağı özellikle e, tavuğun kokusunu bastırıyor. Tavuk kokusunu sevmeyenler defne yaprağı kullanmanızı tavsiye edeceğim. Hem aroma veriyor hem de o tavuğun kokusunu hissetmemiş oluyorsunuz. Bir büyük boy patates doğradım. Onu da ekliyorum. Sebze yemeklerini ve bu tarz yemekleri yaparken böyle ara ara karıştırarak kavrulmasını sağlıyorum. Çok daha lezzetli olmasını sağlıyor yemeğimizin. Ve şimdi üzerine hazırlamış olduğum sıcak suyu boşaltıyorum. Ben burada göz kararı bir ölçü kullandım su miktarını ama ilk defa deneyecek olan arkadaşlarım için şöyle anlatabilirim. E, yemeğin üzeri bir parmak su geçecek şekilde e, suyumuzu dolduralım. Şöyle göstereceğim kıvamını size. Şöyle ben de bir kontrol ediyorum. Çok az daha su kullanacağım. Evet, bu şekilde suyunu ayarladım. Tencerenin kapağını kapatacağım ve yemeğimi pişmeye bırakacağım. Çok kısa bir süre içerisinde pişiyor. 10-15 dakika içerisinde şöyle kıvam aldığını göreceksiniz. Bir 5 dakika dinlendirdikten sonra hemen servis aşamasına geçebiliriz. Yemeğimi 5 dakika dinlendirdim. Şöyle hemen açıyorum tenceremin kapağını. Patates ve içerisindeki sebzelerden dolayı da bakın böyle tamamen kıvamını aldı. Hemen bir servis tabağının içerisine alıyorum. Ve işte benim son dakika yemeğim hazırlanmış oldu. Yanına hazırlayacağım bir pilav ve bir yoğurtla birlikte bir öğünü bitirebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.